Biraz istirahat etmek istemez misin kızım? Hayır dadı, odama çıkmak istiyorum. Sana bir kahve pişireyim, ha? Hayır dedim dadı. Peki yavrum. Dadı sen kahveyi bana pişir bakayım. Baş üstüne beyefendi. Evlendim bugün. Her genç kız için mutlu bir gün olması gereken bu evlilik benim için korkunç, boş ve yersiz. İşte yine hayatımın en yakın arkadaşı olan hatıra defterime dönüyorum. Ben ne hayaller kurmuştum. Ümit dolu, genç kızlığım böyle mi sona erecekti? Sonsuz acılarla doluyum. Bugüne kadar olan hayatım bir şerit gibi geçiyor gözümün önünden. Kim umardı böyle olacağını? Ama artık çok geç. Şimdi elimde olmayarak o güzel günleri anlıyorum. Benim adım Çalıkuşu. Hikayemin tatlı ve acı tarafları hep bu evde geçti. Annem ve babam öldükten sonra bu eve gelmiş, uzaktan akrabam olan Ferda Hanım'ın yanında yaşamaya başlamıştım. Çok yaramaz, fakat sevimli bir çocuk olduğum için bana herkes Çalıkuşu derdi. Ferda Hanım'a hala derdim, çok severdim onu. Öbür halam tuhaf bir kadındı. Bana iyi davranır gibi görünürdü ama aslında hoşlanmazdı benden. Fırsat buldukça beni hırpalamaya kalkışırdı. Halamın oğlu Fahri, şiire meraklı bir çocuktu. Küçükken en büyük zevkim ona takılmak, onu kızdırmaktı. Bugünkü acılarıma sebep olacağını hissettiğim için mi öyle davranmıştım? Yoksa onu sevdiğim için mi, kim bilir? Çalıkuşu bu taraftan! Hayır çocuklar, yarış öbür taraftan, arkamdan gelin! Benim adım Fahri'ydi! Çekilin buradan! Çekilin dedim size! Hadi gidin buradan, kesin gürültüyü! Ay, ne oluyor? Hadi sen de! Çekilmeyeceğim işte, niçin gidecekmişim? Görmüyor musun, şiir yazıyorum! Sana yazma diyen var mı? Bu gürültüde bir şey yazılır mı? Aman şair bey, tuzlayayım da kokma! Hadi şimdi oyna da göreyim! Atımı kırdın ha, ben şimdi sana gösteririm! Kenan Bey, kaç gündür neredeydiniz? Gözleriniz yolda kaldı. Biraz üşütmüştüm de yatıyordum. Yatıyor muydunuz? Mühim bir şeyiniz yok ya. Hayır canım, sadece nezle. İşte yalnız yaşamanın zorluğu bu. Böyle bekar kalmasaydınız size bakacak biri bulunurdu herhalde. Bana bakacak insanın da sen olmasını isterdin değil mi? Bana bak Lütfiye, senelerdir bu mesele üzerinde durmadan bıkmadın. Biliyorsun ben unumu eledim, eliğimi astım. Ama ben seneler geçse de size karşı duyduklarımı unutamıyorum. Bırak şimdi bunları, nerede çocuklar? Hoş geldiniz Kenan Bey, çocuklar yok mu? Bahçedeler galiba. Biliyorsunuz bizim yaramazlar bahçeden ayrılmaz. Hadi Lütfiye, çocukları çağırıver. La 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 la. Ne başımda dikilip duruyorsun Çalıkuşu? Gidiyoruz işte. Ha ha ha!
Gel sana göstereyim. Görürsün sen. Çalıkuşu, gel buraya. Ben sana kaç defa tembih ettim bahçıvana takılma diye. Yürü içeri. Ama daha ben oynamak istiyorum. Olmaz. Kenan Bey geldi, ders yapacaksınız. Dev baba geldi ha. Dev baba, dev baba. Fahri. Hoş geldin dev babacığım. Gel bakalım Çalıkuşu, otur şöyle dizime. Dev babacığım, kaç gündür nerelerdeydin, seni göreceğim geldi. Beni mi göreceğin geldi yoksa şekerleri mi? Hem seni hem de şekerleri tabii. Sizi kıskanıyorum doğrusu Kenan Bey. Haşarı Çalıkuşu ancak sizin yanınızda uslanıyor. Kendisini ne kadar çok sevdiğimi biliyordu ondan. Merhaba. Merhaba. Bak Fahri de geldi. Hadi şimdi dersimize başlayalım. Fahri, senin şiirine yaptığım besteyi öğrendin herhalde. Evet Kenan amca. Ya sen Çalıkuşu? Biraz. Hadi öyleyse hep beraber geçelim. Hareketlerini kesiyorum sana Çalıkuşu, koskoca kız oldun. Artık beyimizle şaka da mı yapamayacağız? Yapama, her şeyin bir sırası var. Koleji bitiren bir kıza yakışır mı? Aman efendim, beyimiz üniversiteyi bitiriyor da adam mı oldu sanki? Çocuklar, hadi bakalım kesin gürültüyü. Affedersiniz Kenan amca, devam etmeyelim artık. Benim de üniversiteye gitmem lazım. Peki, güle güle oğlum. Ah, ben de hazırlanayım, bugün diplomalarımızı alıyoruz, Allah'a ısmarladık. Güle güle yavrum, güle güle Çalıkuşu. Bu iki çocuk da büyüdüler, hala kavga etmekten kurtulamadılar. O gidişle kurtulamazlar da. Ben size bir şey söyleyeyim mi, bunlar birbirlerine aşık, aşık. Ben de farkındayım Kenan Bey, İnşallah hayırlı bir işe karar verirler de biz de mürvetlerini görürüz. Aşk olsun abla, Fahriye Çalıkuşu'ndan başka bir kimseyi bulamadınız mı? Lütfiye Hanım, Çalıkuşu'na bir türlü ısınamadı. O hayatındaki masındı ki. Ben de gidiyorum, Allah'a ısmarladık. Lay 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 lay. Ne zamandır sizi arıyordum, nihayet buldum. Buyurun Nesrin Hanım, bir şey mi vardı? Yeni şiirimi size okumak istiyorum da. Özür dilerim, hemen üniversiteye gitmem lazım. Başka zamana inşallah, Allah'a ısmarladık. Fahri, diplomanı aldığına ne kadar memnun olduğumu bilemezsin.
İnşallah Suzan, sen de önümüzdeki sene imtihanlarını verirsin. Hiç zannetmiyorum falan. Neden canım, hasta olmasaydın beraber bitirecektik. İyi ama hastalıktan hiç kurtulmayacakmışım gibi bir his var içimde. Neyse bırakalım, senin başarın için sevindim. Teşekkür ederim. Kitabın hakkında babamla görüştüm, basılması için elinden geleni yapacak. İşte bu havadise sevindim Suzan. Şimdilik bana müsaade, eve gitmem lazım. Güle güle Fahri, tekrar tebrik ederim. Kitabın için ben seni tekrar ararım. Peki. Biraz çabuk olalım çocuklar, akşam üzeri benim randevum var. Aman sen de erkekten başka bir şey düşünmesin. Bırak da biraz eğlenelim. Tabii ya, şimdi mezun da olduk, başka ne düşüneceğiz? Sen çalı kuşuna bakma canım, onun erkekle ne alakası var? Ne demek istiyorsun yani? Ne demek isteyeceğim, sen erkeklerden anlamazsın. Hah. Erkek arkadaşın bile olmamıştır senin. Hiç randevuya gittin mi sen? Şaşkınlar, siz öyle sanın. Ne o? Sende de mi bir şeyler var yoksa? Tabii var, ne zannettin ya? Sahi mi söylüyorsun, kim bu, anlatsana. Kim mi? Bir erkek işte. İnanmayız vallahi. Hadi canım, imkansız. Vallahi olmaz, peki ismi ne? Mesela ismi ne? İsmi? Ha, Fahri canım. Attın gene bir isim. Niye atacakmışım? İnanmazsanız bekleyin görürsünüz. Telefon ederim gelir. Bekleriz tabii. Yakışıklıdır herhalde. Yaşa be çalı kuşu. Müsaadenizle ben bir telefon edeyim. Rüyamda görsem inanmazdım. Demek onun da bir sevgilisi varmış. Hem de yakışıklıymış. Alo? Aa, sen misin çalı kuşu? Ne istiyorsun gene? Ne? Kaza mı geçirdin? Otomobil kazası mı? Mühim mi? Peki peki, şimdi geliyorum, anladım. Ben de size geliyordum. Hani son yazdığım şiiri okuyacaktınız bana? Çok acele bir işim var, özür dilerim. Başka bir zaman. Çalık kuşu, kaza mı geçirdin? İyisin ya. Ayağıma bir otomobil çarptı. Hadi öyleyse, seni şu otomobile götüreyim. Hayır hayır, şöyle bir dolaşıp hava alsak daha iyi. Koluna girebilir miyim? Tabii, niye olmasın? Çabuk geldin, yoksa ne olurdu halim? Tabii, ben de çok merak ettim. Hani ayağın burkulmuştu? Aa, öyle ya, burkulmuştu. Şimdi de geçiverdi canım. Bana bak, yine bir oyun oynadın. Evde de o kadar işim vardı. Ne olur yani işin varsa? Uzak yer değil de bir taksiye atla gidersin canım. Akıl öğretmeye kapla, ben nasıl gideceğimi bilirim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Dersiniz, Fahri Bey nerede acaba? Ne yapacaksınız Fahri Bey? Bana şiirimi dinlemek için söz vermişti de. Na işte orada. Herhalde bugün şiir dinlemek için bol vakti vardır. Ah Fahri Bey, bilmezsiniz şiirlerinize ne kadar hayranımdır. Teşekkür ederim. Ne güzel yazmışsınız. Dudaklarım dudaklarımda, kalbin kalbimde, aşkı yudum yudum içtik. devam edin. Peki. Sesin göklerdeki melek gibiydi. Saçların denizlerin dibiydi. Güzelliğin büyülemiş miydi beni?
Tabii benimki bunun kadar güzel değil. Ama sizinkine karşılık olarak yazdım. Bakalım beğenecek misiniz? Aşkımı aşkına vermek istedim. Gel dedim bana, gel. Kalbimi kalbine vermek istedim. Ama sen benden ceylan gibi kaçıyordun. Yaklaşmak için yalvarmak mı lazım? Dudaklarım dudaklarını ne zaman hissedecek? Yaklaş bana sevgilim, nefesinin müziğini duyayım. İşte başım berbat oldu. Yaklaş bana sevgilim, nefesinin müziğini duyayım. Siz bir dakika müsaade edin. Hayır, duramam. Ben böyle şey hayatımda görmedim. Anas mı aldık? Kalbimi kalbine vermek isterim. Ben sana şimdi gösteririm su dökmeyi. Ne yaparsın yani? Kaldınız oğlum. Meşk için sizi bekliyorduk. Kenan amca bugün canım çalmak istemiyor. Başka güne bırakalım. Bugün hayatımın en mutlu günü. Fahri beni öptüğü zaman bayılacak gibi oldum. Başım döndü. Ama bu aşkımın ilk baş dönmesiydi. Uçuyordum saadetimden. Bir taraftan da anlayacaklar diye kimsenin yüzüne bakamıyordum. Sık sık aynanın karşısına geçiyorum. Çocuk değildim artık. Çirkin de sayılmazdım. Ama acaba o beni beğeniyor, güzel buluyor muydu? Ne yapıyordu şimdi? Beni düşünüyor mu? Nasıl öpmüştü beni? Ne tuhaf bir histi bu. O günden sonra Fahri'den bucak bucak kaçıyordum. Ama gene de yolunu gözlüyordum. Yanıma gelsin ve hiç ayrılmasın benden, onu istiyordum. Ama yaklaşınca yanıma, gene de utanıyor, yanında duramıyor, kaçıyordum. Thank you.
Yaşamanın tek hatırası. Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlümün. Hicran, hicran, hicran yarası. Neden şimdiye kadar benden kaçtın anlamıyorum Çalıkuşu. Tabii kaçarım, utanıyorum. Utanıyor musun benden mi? Yalnız senden değil, herkesten. Yüzüme bakıp aramızda geçenleri anlayacaklarmış gibi geliyor. Ama o kadar kaçmanın manası da yoktu. Seni sevdiğimi söylemek fırsatını bile vermedin bana. Belki ben de bunun için kaçıyordum. Seni sevdiğimi söylememi istemiyor musun yoksa? İstemez miyim Fahri, ama etraftan utanıyordum. Böyle işlere alışık olmadığımı bilirsin. Çocuksun Çalıkuşu. Bunda utanacak ne var? Evleneceğimizi tahmin etmiyorlar mıydı zannediyorsun? Evlenmek mi? Bunu hakikaten istiyor musun Fahri? Evet. Sen de istiyorsan tabii. Eve bugün her şeyi açmayı düşünüyorum. Sen ne dersin? Sen bilirsin Fahri. Nasıl istersen öyle olsun. Nereye Kenan amca? Vallahi çocuklar, bir saattir sizi bekliyorum. Artık kızmaya başlayıp gidiyor. Siz bizim kusurumuza bakmayın. Baktığımız yok zaten. Neden geç kaldığımızı söylersek kızgınlığınız geçer. Sizin söylemenize lüzum yok, ben size söyleyeyim. Nişanlanıyorsunuz değil mi? Nereden biliyorsunuz? İlahi çocuklar, bunun bilinmeyecek tarafı mı var? Kaç gündür gözlerinizden okunuyordu. Hadi gelin, ben sizi tebrik edeyim ilk önce. Teşekkür ederim. Tebrik ederim benim çalı kuşum. Alo, evet. Evet Suzan, benim. Ha evet, şimdi giriyorum. Özür dilerim, benim Suzanlara gitmem lazım. Suzanlarda ne var gene? Hiç canım, babası matbaasında kitabımı basacaktı da. Ha. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Güle güle. Gördün mü kızım? Meşhur erkekler nişanlandıkları gün bile nişanlılarının yanında kalamazlar. Ama sakın kıskanma. Kıskanmak mı? Ne münasebet canım. Kıskanmak da ne demek? Kıskandığımı belli etmemek için kaçtım Kenan amcanın yanından. Suzan adı bir ok gibi saplandı kalbime. Biraz sonra içeri giren Ferda Hala'nın sıcak tebrikleri ilgilendirmiyordu beni. Lütfiye halanın soğuk davranışını bile fark etmiyordum. Aklım, fikrim Suzan denilen o kızdaydı. Bu kızla Fahri arasında çözemediğim bir rabıta var sanıyordum. Kitabımı bastırdığınız için size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Vazifemiz oğlum, kitabın büyük bir muvaffakiyet kazanacak. İlk basılış için alaka çok fazla. Herhalde bu alakanın ekserisini genç kızlar teşkil ediyordur, öyle değil mi abla? Cidden şiirleriniz fevkalade, sizi ne kadar tebrik etsek azdır. Beni şımartıyorsunuz. Bana müsaade çocuklar. Kitabınızın şerefine vereceğim davete sizi beklerim. Hay hay efendim. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Ben de seninle geliyorum baba. Sıhhatin nasıl Suzan? İyidir, iyi. Ama bilsen daveti iple çekiyorum. O gece o kadar eğleneceğim ki. Davete Çalıkuşu'nu da getirmek istiyorum, ne dersin? Çalıkuşu'nu mu? O küçük kız o kadar büyüdü mü? Tabii ya, görsen tanımazsın da. Şimdilik bana müsaade. Güle güle, getir. Yapılacak bazı işlerim var.
Peki, nasıl istersen. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Kitabının kazandığı başarı beni öyle sevindirdi ki bilemezsin Fahri. Yalan söylüyorsun. Yalan mı söylüyorum aşk olsun? Eğer o kadar mesut olsaydın benden davete gelirdin. Niçin gelmek istemiyorsun anlamıyorum çalık kuşu. Biliyorsun Fahri, nikahımıza çok az bir zaman kaldı. Daha hiçbir hazırlık yapmadım ben. Eğlenceye ayıracak hiçbir vaktim yok şekerim. Öyleyse ben de gitmem. Aa, insan hiç kendi şerefine verilen davete gitmez mi? Hem orada seni eğlendirecek cici arkadaşlar vardır. Sen yanımda olmadıktan sonra ne kıymeti var ki? Hem seni Suzan'la tanıştıracaktım. Canım, nasıl olsa tanışırız. Hadi artık gidelim. Bırak, geç oldu artık, gidelim. Davete gitmesi için ben zorlamıştım Fahri'yi. Ama gene de gitmesini istemiyordum. Suzan adı korkutuyordu beni. Bu çocukça bir histi, yersizdi belki. Ama elimde değil, çok seviyorum Fahri'yi. Arasında Arzu isimli şiiriniz bir harikaydı. Öyle mi? Aa, haksızlık ediyorsunuz. Hepsi birer harika. Tabii. Teşekkür ederim Suzan. Hadi bakalım çocuklar. Fahri Bey'in ilerideki muvaffakiyeti şerefine içelim. Beş on arkadaş Abant'a gitmek istiyoruz. Ne dersin? Sen de gelmek ister misin? Bilmem ki vaktim olur mu? Ben ısrar etsem gelmez misin? Bunu sonra konuşuruz. Hadi gel şimdi dans edelim. Müsaadeninle babacığım. Tabii yavrum. Suzan biraz yorgun gözüküyor. Bugünlerde hiç iyi değil baba. Ne yapacağız bu kızı bilmem ki. Ben gidiyorum. Güle güle baba. Sende garip bir şey var. Neden gezmeye davet ettiğim zaman bozuldu? Sana ne zamandan beri bir şey söylemek istiyorum. Ya öyle mi? Söyle bakalım. Evleniyorum Suzan. Onun için gezmeye gitmemiz doğru olmaz diye düşündüm. Evleniyor musun? Hı. Kiminle? Çalık kuşuyla. Beni tebrik etmeyecek misin? Tebrik ederim. Onu bu kadar çok sevdiğimi ben de bilmiyormuşum Suzan. Halbuki çalık kuşu benim her şeyimmiş. Meğer şiirlerimin ilham kaynağı hep çalık kuşuymuş. Burası fazla sıcak oldu. Gidip büfeden bir şey içsin. Peki Suzan. Suzan! Suzan! Ne var ne oldu Suzan? Bir şey mi var Fahri? Suzan, Suzan, ne oldu sana? Hiçbir şeyim yok. Odama çekilip biraz istirahat etsem iyi olacak. Peki, nasıl istersen. Bu güzel gecenin neşesini bozduğum için senden özür dilerim. O ne demek Suzan, sen iyisin ya. İyiyim. Biraz istirahat et kardeşim. Peki. Sürprizine çok sevindim. En az senin kadar. Geçmiş olsun. Seni bir türlü anlamıyorum Lütfiye. Çalık Işır'la niçin uğraşıp duruyorsun hayret ediyorum. Benim hiç kimseyle uğraştığım yok abla. Fahriye onun gibi bir kızı nasıl münasip görüyorsunuz diye şaşıyorum. O ne demek?
Çalı kuşu da en az Fahri kadar evladım sayılır. Evladınız mı yoksa evlatlığınız mı? Çalı kuşu hakkında seni bu şekilde konuşmaktan men ederim. Küçüklüğünden beri manasız kibri yüzünden daima yalnızlık çekmişsindir. Onun için başkalarının saadetini kıskanmaya kalkma. Ben hazırım hala. Ne oldu? Bir şey mi var? Yok yok, bir şey yok. Hadi biz gidelim. Lütfiye abla gelmiyor mu? Hayır, evde yapılacak bazı işleri varmış. Allah'a ısmarladık Lütfiye abla. Güle güle. Niçin Fahri'yi sevdiğini benden saklıyorsun Suzan? Hislerini anlamayacak kadar beni aptal mı sanıyorsun? Rica ederim abla, bunu da nereden çıkarttın? Biz Fahri ile sadece samimi iki arkadaşız. Niçin kendini aldatmaya çalışıyorsun Suzan? O gece Fahri'nin evleneceğini öğrendikten sonra ne hale girdin? Haklısın abla. Ama ne yapabilirim? Daha evvel kendisini sevdiğini niçin Fahri'ye açmadın? Böyle şeyler saklanmaz. Ondan aşkını nasıl isteyebilirim abla? Benim her gün ölüme biraz daha yaklaşan bir insan olduğumu ne çabuk unutuyorsun. Suzan, yavrum! Rica ederim beni yalnız bırak abla. Ecelimle baş başa kalmak istiyorum. Fahri Bey ile Suzan arasındaki her şeyi biliyorsunuz. Hı. Bu mektup da hususidir. Sizden büyük bir ricada bulunacağım. Hay hay, buyurun. Anlattığım gibi kardeşimin hayatı mevzu bahistir. Fahri Bey gelir gelmez Suzan'a telefon etmesini söyler misiniz? Siz hiç meraklanmayın, gelir gelmez söylerim. Telefon numaranızı biliyor mu? Bilmez olur mu hiç? Kardeşiniz için çok üzüldüm. Müsaadenizle efendim, Allah'a ısmarladık. Güle güle. Kimse yok mu teyze? Alışverişe gittiler. Fahri seni bugün Melahat isminde bir hanım aradı. Melahat mı aradı, ne varmış? Evet, telefon etmeni söyledi. Mühim bir şey mi acaba? Evet, çok mühimmiş. Hmm. Alo? Melahat sen misin? Evet. Hasta mı? Hem de çok, öyle mi? Hemen geliyorum. Merhaba Fahri, bu ne acele, bir yere mi gidiyorsun? Şey, mühim bir işim vardı da. Ah, ben de çarşıdan erken döndüm, aldıklarımı sana göstereyim diye. Akşama görürüm, şimdilik Allah'a ısmarladık. Bak kızım, sana söyleyeyim, Fahri'den çok çekeceksin sen. Ne demek istiyorsun? Vallahi bir erkek evlendikten sonra çapkınlık yapabilir ama evlenmesine bir hafta kalıp da başka kızlarla buluşması doğrusu hiç de iyi alamet değil. Bak teyze, baştan beri Fahri ile evlenmemi hoş görmüyordun. Bunu hissediyordum. Ama şimdi Fahri'nin aleyhinde dedikodular çıkarmana müsaade etmiyorum. Hı, dedikodu diye ki bunlar kızım, %100 bilmesem hiç böyle şey söyler miyim ben? Sana inanmayacağım, dinlemeyeceğim seni. Suzan'la buluşmaya gitti desem dinler miydin beni? Suzan'la mı? Kaç senelik macera kızım, bir dakikada bitecek mi sandın? Hala inanmıyorsan oku şu mektubu. Şu anda beraberler. İstersen gözlerinle görebilirsin. Neden seni çağırdığımı anladın değil mi Fahri? Senden tekrar rica ediyorum, kardeşime aşkını vermesen bile merhametini esirgeme. Merhamet ne kelime Mela? Evet Fahri, hasta kardeşim namına senden merhamet istiyorum. Onun ne kadar yaşayacağını bilmem ama bu yakınlarda o kadar fena ki, senden bir yakınlık görmezse en kısa zamanda ölebilir. Senden istikbal hakkındaki planlarını değiştirmeni istemiyorum Fahri. Suzan'ın sana olan büyük aşkına karşılık, istediğim sadece ona karşı bir alakadır. Peki Melahat, sen üzülme, Suzan'la şimdi görüşürüm. Suzan!
seviyorum Fahri. Neden bu hasta halimle bu hislerimi açığa vurdum bilmem. Yalnız senden bir karşılık beklerim diye üzülme. Üzülmek ne demek? Çalıkuşunu tanımıyorum. Onu sevdiğine göre inşallah seni mesut edebilecek bir insandır. Senin mesut olman benim için kâfi. Teşekkür ederim Suzan. Senin gibi iyi bir arkadaşı hiçbir zaman unutmayacağım. Yapabilmişti bana. Onun yanında başka bir kız görseydim böylesine üzülmezdim belki. Ama Suzan'ın yanında görünce bütün dünyam yıkılmıştı. Duramazdım bu evde artık. Kimseye bir şey söylemeden gizlice hazırlandım. Gidecektim. Ama nereye gidecektim bilmiyordum. Düşünemiyordum şu anda. İlk aklıma gelen Kenan amca oldu. Ona gidebilirdim. Kenan amca bana bir iş de bulabilirdi. Anadolu'da bir iş bulmalıydı bana. İstanbul'da bile kalamazdım. Anadolu'ya nasıl gidersin çalı kuşu? Orada ne iş yaparsın? Nerede oturursun? Daha sen evinden bir gün bile ayrılmamışsın. İstanbul olmasın da neresi olursa olsun giderim. Artık benim için hayatım bir değeri kalmadı. Bunların hepsi geçer. Kızım niçin böyle dinlemiyorsun? Fahri ile bir görüşsene. Hayır Kenan amca hayır. Bir daha bunun sözünü etme bana. Senden bir ricam var. Hemen Bursa'ya telefon et. Hala çocukları için bir mürebbiye arıyorlarsa hemen giderim. Burada bir saniye bile durmaya tahammülüm yok. Anlamıyor musun? Anlamıyor musun? Peki kızım, sen bilirsin. Anadolu'ya git. Yalnız unutma bir gün pişman olacaksın. O zaman ben yardımına koşarım, merak etme. Alo, santral mı? Bursa ile konuşmak istiyorum, Vahdi Bilgeç Bey'in evi. Burası 47-11-79. Teşekkür ederim. Çalı kuşu! Çalı kuşu! Ne var, ne oluyor Fahri? Baksana anne, çalı kuşu gitmiş. Gitmiş mi dedin? Anlamıyorum. Nereye gitmiş? Bursa'daki işi kabul etmiştim. Bütün acı hatıralarımı orada, İstanbul'da bırakacağımı umuyordum. Bursa çok güzel bir şehirdi. Ama ben hiçbir şeyin farkında değildim. Hislerim körelmişti sanki. Kenan amcanın beni sağlık verdiği eve girdiğimde de hiçbir şey hissetmedim. Nezihe Hanım güler yüzle karşıladı beni. İyi bir kadıncağıza benziyordu. Küçük kız da şirin bir şeydi. Ona ben bakacaktım bundan sonra. Vahdi Bey samimi bir adam gibi görünmeye çalışıyordu. Yılışık yılışık baktı yüzüme. Bu adamla başım derde mi girecekti ne? Demek çalı kuşu bizi terk etti. Sen bilmiyor musun oğlum neden gittiğini? Nereden bileyim anne? Mektubunu okudunuz.
benden nefret ettiğini söyleyerek çıkıp gitmiş. Çalıkuşu bizi terk ettiğine göre mühim bir şey olması lazım. Bilmem ki anne nedir, hala anlayamıyorum. O zavallı yavrucak, bana teyzemin emanetiydi. Nereye gider, yalnız başına ne yapar? Sus anne, aklımı karıştırma. Herhalde bir çaresini bulacağız. Lale, gel kızım. Ne var Filiz abla? Artık gidiyoruz çocuğum. Geç biraz olur. Daha oynasam. Hayır çocuğum, bu kadar yeter. Geç kalırsak annem bizi sonra parka bırakmaz bir daha. Öyle şey olur mu Filiz abla? Annem beni seninle her yere gönderir. Anne, anneciğim biz geldik. Geç mi kaldık? Yollar biraz kalabalıktı da. Yok, geç değil. Biz de şimdi sizden bahsediyorduk. Gel kızım, üstünü değiştireyim. Yemek zamanı geldi. Ümit ederim Lale yaramazlıklarıyla sizi üzmüyordur Filiz Hanım. Yo, bilakis Lale hiç yaramaz değil. Ona çok alıştım. Hem de çok seviyorum. Doğrusu Lale'yi kıskanmaya başladım. Sizin sevginize bu kadar mazhar olabilmek ne saadet. Aman rica ederim efendim. Müsaadenizle. Hayatımda tek arkadaşım olan hatıra defterimi uzun zamandır almamıştım elime. İhmal ettiğimden değil, korktuğum için bir şey yazamıyordu. Fahri'yi bana hatırlatacak her şeyden korkuyordu. Çabalarım boşunaydı. Fahri beni aldatmıştı. Ama ben onu bir türlü silemiyordum aklımda. Bursa'ya geleli 3 ay olmuştu. Her yerde onu görür gibiydim. Her an onu düşünüyordum. Yalvarırım sana Tanrım, unuttur onu bana. Anneciğim, gazetede ilan çıktı. Ver bakayım oğlum. Bu son ümidimiz, inşallah Çalıkuşu'ndan bir haber çıkıyor. Hiç zannetmiyorum. Zaten son zamanlarda o kızda garip bir hal peyda olmuştu. Kim bilir nerelerde geziyordur. Ah güzel kızım benim, ne kadar da göreceğim gelmiş. Kirinden belli. Hadi yıkan da elbiselerini değiş. Peki anneciğim. Otur şöyle. Teşekkür ederim. Kızım ne zamandan beri yanımızdasın? Bir hafta izin alıp da şöyle aileni görmeye gitmek istemez misin? Teşekkür ederim. Şimdilik hiç böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ama belki dostlarının seni görmeye ihtiyacı vardır. Hayatta beni hiç kimsenin ilgilendirmediğini söylemiştim size. Peki sen bilirsin kızım. Ben postaneye gidiyorum. Birazdan gelirim. Abi ben getireyim mektubunuzu, size zahmet olmasın. Ya olmaz, teşekkür ederim. Hususi bir şeydir, kendim atsam daha iyi olur. Aman Filiz Hanım, sadece size olan muhabbetimi göstermek istemiştim. Bir de utanmadan muhabbetten söz ediyor. Bu evde karınızın yanında nasıl yapabilirsiniz böyle bir şey, utanmıyor musunuz? Aman rica ederim, bağırmayın. Lale duyabilir. Ne bileyim sizin böyle kızacağınızı. Rica ederim, kimse duymasın. Hiç merak etmeyin, bu haliseden kimse bir şey duymayacak. Bugünden tez yok, gidiyorum bu evden. Başımdan geçen hadise, bana hayatın ne kadar acı olduğunu bir kere daha hatırlattı.
Yılışık Vahdi Bey, beni öpmeye kalkışınca düşünmeye başladım. Daha kim bilir ne çirkin şeyler gelebilirdi başıma. Vahdi Bey'in karısıyla karşılaşmaktan o kadar korkuyordum ki... ...hatta çok sevdiğim küçük Lale'yi bile öpmeden evden ayrıldım. Ah Vahdi, aşkının verdiği acılar yetmiyormuş gibi. Bir de senin yüzünden bu çirkin şeylerle mi karşılaşacaktım? Nezihe Hanım'ın evi burası mı? Evet, ne yapacaksınız? Gazeteye ilan vermiştik de, ben ilanda bahsedilen Filiz Hanım'ın nişanlısıyım. Filiz Hanım mı? Burada böyle bir insan yok. Aman beyefendi, bir mektup aldım, bu adresi vermişlerdi. Filiz Hanım burada mürebbiyelik yapmıyor muydu? Hayır dedim ya, ne mürebbiyesi, muhakkak bir yanlışlık olacak. Evet, belki adres yanlıştır. Etraftaki bir evde olmasın, tanıyor musunuz onu? Zannetmiyorum. Buralardaki komşularda böyle bir insan yok. Affedersiniz, rahatsız ettim. Estağfurullah, güle güle. Kim o Vahdi Bey? Biri mi geldi? Ha, bir şey yok hanım. Yanlışlık olmuş, başka bir yer arıyorlar. Sonra bir sürü başka şehirlerde dolaştım. Korkunç şeylerle karşılaşıyordum. Yaşamaktan tiksiniyordum. Gene de bir türlü unutamıyordum Fahri'yi. Direniyordum, İstanbul'a dönmek istemiyordum. Ama olmadı, çaresiz kaldım. İster istemez döndüm İstanbul'a. Geldiğimi kimseye haber vermemiştim. İş kurumuna başvurdum. Onların bulduğu yerlerde çalıştım. Sonunda... Şevkiye Hanım'ın evine düşmüştüm. Orada hayatımın en acı hadisesinin başımdan geçeceğini nereden bilebilirdim? Sana kaç defadır söylüyorum, hareket ve davranışlarında dikkatli ol. Ama hanımefendi... Sus! Yine terbiyesizlik ediyorsun. Bir insan veli nimetiyle konuşurken ona cevap vermez. Ne zamandan beri bu evdesin, hala öğretemedim sana bunu. Hem sonra biraz giyinişine de dikkat etsen fena olmayacak. Bu kadar açık ve şık giyinmene lüzum yok. Biraz daha sade ve kapalı giyinebilirsin. Söyleyeceklerim bu kadar. Gidebilirsin. Baş üstüne efendim. Bana bak. Buyurun efendim. Yarın akşam Ayşe'nin isim günü partisinde hiçbir aksaklık istemem. Emredersiniz efendim. Ona göre hazırlan. Anneciğim, Filiz'e karşı biraz sert davranıyorsunuz. Ben evimdeki hizmetkarlarıma karşı nasıl davranacağımı bilirim. Sana sormadım. Ama Filiz sizin tahmin ettiğiniz insanlardan değil. Senin aklın ermez. Eğer iyi bir insan olsaydı bu genç yaşta çalışıp sürüneceğine evinde ailesinin yanında kalırdı. Kim bilir ne haltlar karıştırmıştı. Ağlıyor musun Filiz abla? Yok canım, neden ağlayayım? Biliyorum annem seni çok üzüyor ama sen onun kusuruna bakma. Babam öldükten sonra böyle sinirli oldu. Anlıyorum. Hele yarın davetliler de gelince annem büsbütün telaşlı olacak. Allah rahatlık versin. Güle güle, sana da canım. Altı aydır bu evde çalışıyorum. Yarın akşam ilk defa olarak bir davet verilecek. Herhalde çok yorulacağım. Ama ben yorgunluktan korkmuyorum. İçimde tuhaf bir his var. Bambaşka bir şey olacakmış gibi geliyor bana. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Partinizde çok eğleniyoruz. Memnun oldum. Hadi Filiz, sallanma. Daha misafirlerin yarısı bir şey içmedi. Peki efendim. Hadi git, ne duruyorsun?
Seneler ne kadar çabuk geçiyor. Ayşe daha bir iki sene evvel küçücük bir çocuktu. Sahiden öyle. Mektebe başladığı günü hatırlarım da. Merhaba. Merhaba. Bir dakika. Suzan'la kocası geldi. Buyurun. Nerede kaldınız çocuklar? Gelmeyeceksiniz sandım. Karım biraz rahatsız da onun için geciktik. Özür dilerim. Rica ederim. Şöyle buyurun çocuklar. Gel Suzan'cığım. Şöyle oturalım. Hayatım ben üşüyeceğim galiba. Etolümü getirsen fena olmayacak. Peki canım. Bakıyorum kocan sana çok müşfik davranıyor. Fahri eskiden beri öyledir zaten. Gördün mü kızım, çok bekledin ama nihayet Fahri Bey ile evlendin. Ben sana demedim mi sabrın sonu selamettir diye? Filiz! Filiz! Bize de içecek bir şeyler getir. Çay mı içersiniz, limonata mı efendim? Biz limonatayı tercih ederiz. Acaba kocan da limonata mı içer? Evet. Hadi kızım, hanımefendiyle kocasına limonata getir. Baş üstüne efendim. Öyle memnun oldum ki geldiğinize. Teşekkür ederim Fahri. Keşke bugün sokağa çıkmasaydın Suzan, bak üşüyorsun. Aman Fahri Bey, maşallah hiçbir şeyi yok. Karınızın üstüne bu kadar düşmeyin. Hanımefendi bilmiyorsunuz, Suzan ne büyük tehlikeler atlattı. Bilmez olur muyum ama maşallah şimdi çok iyi görüyorum. Filiz, limonataları bize verebilir misin? Hayır Ayşe, annenin işleri size de getiririm. Peki Filiz. Karınız da hakikaten ihtar edebilirsiniz Fahri Bey. Aptal aptal ne duruyorsun, limonatayı ikram etsene. Sersem budala, üstüne geldi mi Suzancığım? Biraz. Bak hala duruyor, hadi çekil git buradan, bir limonata daha getir. Sersem budala. Suzancığım öyle üzüldüm ki şekerim. Rica ederim. Kızın sersemliği yüzünden. İstersen Suzan, bir bez getirelim de silelim üstünü, ha? Ne dersin? Vah vah şekerim. Silelim bunu, leke kalmasın. Hayır, üstüme gelmedi. Dilemem lazım. Karnın yanında hatırını bile soramadım. Ne aksilik oldu değil mi? Sana limonata vereyim derken az kalsın karnın elbisesini berbat ediyordu. Sen gene bir muziplik sanmışsındır ama değil, vallahi değil. Çok tuhaf oldu. Halbuki bilmiyorsun Fahri. Kaç senedir çalışıyorum, başıma böyle bir şey hiç gelmedi. Ben tepside servis yapma işlerinde çok ustayımdır. Bak başıma tepsiyi koyarım, fır dönerim de gene limonatayı dökmem. Kötü bir karşılaşma oldu. Ama seni gördüğüme çok sevindim. Bay bay. Çalı kuşu sus, böyle konuşma. Bırak bu lafları da yüzünü göreyim. Hayır. Asıl sen bırak da ben gideyim. Yüzüme bak. Dön bana çalı kuşu. Filiz! Filiz, derhal odana çık! Utanmıyorsun değil mi yaptıklarından? Zaten ilk günden anlamıştım ne mal olduğunu. Ama hanımefendi, böyle konuşmayın. Niçin konuşmayacakmışım? Evimde evli erkeklerle yakaladım seni, rezil oldum herkese! Belki anlatacağım şeyler vardır. Sus! Anlatacağın şeyler sana kalsın, burası namuslu yer kızım. Senin gibilere bu evde yer yok. Derhal bavulunu al, çık git buradan! Hadi, defol! Peki. Çık! Suzan, bir şey mi var? Bana biraz su getir Fahri. Peki. Suzan, ilacını vereyim mi? Hayır, geçti. Bir şeyim kalmadı.
Suzan, bugün seni üzdüğüm için özür dilerim. Niçin özür diliyorsun Fahri? Bu benim bilmediğim bir şey değil ki. Çok iyisin Suzan. Sana söz veriyorum, bir daha böyle hadiseleri görmeyeceksin. Görmeyeceğim değil Fahri, göremeyeceğim. Artık ömrümün sonuna geldiğimin farkında değil mi sanıyorsun? Suzan, o nasıl söz? Allah göstermesin. De kim olabilir ki? Canlı kuşu, canlı kuşu, yavrum! Ne oldu sana? Yirmi gündür aynı ilacı almaktan bıktım dadı. Acı da üstelik. Evet ama kızım, bu ilaçlar seni iyi etti. Benim çalı kuşum bugün nasıl bakayım? Çok daha iyiyim, teşekkür ederim. Biliyor musun, bugün size uğradım. Sakın onlara benim burada olduğumu söylemedin değil mi? Yok canım! İyi iyi, benim burada olduğumu öğrenecekler diye ödüm kopuyor ama ziyan yok. Yakında nasıl olsa kalkıp Anadolu'ya gideceğim. Bu meseleyi evvelden konuştuk. Seni bırakmam artık hiçbir yere. Burada oturursun işte. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Hadi bakayım, sen istirahat et. Kenan Bey bir kadınla mı yaşıyormuş? İmkansız bu. İmkansız olur mu hanımefendi? Bu laf herkesin ağzında. Peki, sen nereden duydun bunu? Kenan Beylerin mahallesinde bir hemşehrim var, o söyledi. Hem de kadın gençmiş. Genç mi? Neler söylüyorsun? Vallahi öyle hanım. Hem dedikodulara bakılırsa, bizim çalı kuşuyla yaşıyormuş. Ne dedin? Demek bizim çalı kuşuyla, öyle mi? Pek de inanılmaz hani. Bir dedikodu da olabilir hanımefendi. Herkese laf lazım. Peki peki, anladım. Hadi sen git işine bak, bırak bunları bakayım. Hadi bakalım benim çalı kuşum, hazır değil misin? Hazırım ama çıkmasak daha iyi değil mi? Ne demek çıkmasak? Haftalardır yataktasın, hiç öyle şey olur mu? Biraz çıkalım, hava alırız. Peki. Çıkalım bakalım. Ne oldu kızım? Başım döndü. Tabii, azma hastalık çektin. Gir bakayım koluma. Gir bakayım da seninle şöyle kol kola yürüyelim ha? Ayol, babası yerinde adam. Şuna bakın ya. Dedikodular o kadar almış yürümüştü ki, artık sokakta gezemez olmuştum. Bana açıkça Kenan Bey'in metresi demekten çekinmiyorlardı. Aman yarabbi, insanlar bu kadar kötü müydü? Nihayet bir gün en korktuğum şey gelmişti başıma. Haklısın kızım, maalesef insanlar çok kötü. Dedikoduların benim de kulağıma geldiğini tahmin edersin. Tahmininden de daha fazla dedikodu yapıyorlar. Kadınlar arkamdan bağırışıyorlar, kim bilir aralarında ne konuşuyorlardır. Evet ama buna bir çare bulamaz mıyız acaba?
Ben düşündüm ve kararımı verdim. En kısa zamanda Anadolu'ya gideceğim gene. Deli misin sen Filiz? Şimdi eskisi gibi değilsin. Zayıfsın, hastasın. Biliyorum ama başka ne yapabilirim? Dur bakalım canım, bir çare bulacağız dedik ya. Oo, gel bakalım lütfen. Hoş geldin. Girsene. Hayır Kenan Bey. Ben ancak namuslu insanların bulunduğu yere girerim. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi pekala biliyorsunuz. Hakkınızda çıkan dedikodular bütün İstanbul'a yayıldı. Ben de sizi gözümle görüp alçaklığınızı yüzünüze söylemek için geldim buraya. Böyle konuşmayın rica ederim. Sen sus bakayım. Baban yerinde biriyle metres hayatı yaşamayı utanmıyorsun. Ailemizi rezil ettin, ne olacak? Senden iğreniyorum, nefret ediyorum. Yüz karısı. Lütfiye, buraya bizi bir arada görmek için geldin demek. Tabii ya. Bir arada gördün bizi, şimdi hadi dışarı. Hadi, hadi çek arabanı. Çek arabanı, uzatma lafı diyorum, hadi. Dedikodu yapanlara şu havadisi de götür, artık seslerini kessinler. Çünkü Filiz de evleniyor. Evleniyor musunuz? Evet. Evet, hem de en kısa zamanda. Allah'ım, hadi. Nasıl olur bu? İşte kızım, benim ne zamandan beri düşündüğüm buydu. Çünkü dedikoduların arkasını başka türlü kesemeyiz. Ama... Ne o? Yoksa bizi damat olarak beğenmiyor musun? Biraz sonra sevinçli bir gelin gibi Kenan Bey'in odasına gidip ona kendimi teslim edeceğim. Fahri, şu anda senin yanına gelebilmek için neler vermezdim. Senin olmak için her şeyi yapardım. Ancak o zaman mutlu olurdum. Ama sen bana acıların en büyüğünü tattırdın. Elveda arıyorsun bakayım sen bu saatte? Neden hala yatmadın? Sizi beklettim efendim, özür dilerim. Beklettin mi? Beni beklettin ha kız, sen bu evliliği bayağı ciddiye almıştın. Yoksa seninle gerdiye gireceğimi mi zannettin? Bilmem ki. Demek sahiden evlendiğimizi düşünüyordun. Onun için sabahtan beri bir tuhaflığın var. Üzülüyordum tabii. Hadi bakayım, sana bir temiz dayak atmadan doğru yatağına yürü bakalım. Ben senin babanım ayol. Teşekkür ederim Kenan amca, sevgili amcam benim, babam benim. Hadi bakayım odana, geç oldu artık. Gidiyorum. Bana bak. Sakın hatıra defterine evlendiğimizi yazma. Birinin eline geçerse sahiden evlendiğimizi zanneder. Fahri, karının ölümünü unuttun artık değil mi? Zaman her şeyi unutturuyor. Suzan öleli 6 ay oldu, acılar hafifliyor. Ama insanın unutamadığı bazı hisler var. Hala çalı kuşunu mu düşünüyorsun? Evet teyze, onu bir türlü aklımdan çıkartamıyorum. Hele Kenan Bey'le evlenmesine inanmak bile gelmiyor içimden. Fahri, böyle kızlardan her şeye beklenir. Ben sana kaç kere söyledim. Neyse bırakalım şimdi, bunları da sana bir kahve pişireyim. Kenan amcanın iyiliği sayesinde yeni hayatım huzur içinde geçiyordu. Yalnız onun sıhhati çok üzüyordu beni. Gün geçtikçe biraz daha çöküyordu. Onu da kaybedersem
Halim nice olurdu benim. Gel kızım, ben bu ihtiyara bir türlü laf anlatamıyorum. Belki seni dinler. Bak şu buna, bana ihtiyar diyor. Sanki kendisi çok gençmiş. Gevezeliği bırak Kenan amca, ilacını iç bakalım. Hadi uuuup! Kızım artık kafa kağıdımız eskidi. Bize ilaç filan para etmez. Geldik, gidiyoruz. Böyle konuşma Kenan amca. Kendine hiç dikkat etmiyorsun. İstirahat etmiyorsun, ilacını da içmiyorsun. İçsem de ne olur Çalıkuşu? Artık benim tek isteğim senin gibi sevgili dostlarımın yanında hayata gözlerimi... Fahri Duman'ın Tumurcuklar adlı kitabını rica ediyorum. Hay hay efendim. Şaheser bir kitap. Herhalde siz de Fahri Bey'in hayranlarındansınız değil mi? Evet. Ne güzel bir tesadüf. Şansınız varmış. Biraz evvel kendileri buraya geldiler. Bakın, hayranlarına kitabını imzalıyor. Çok teşekkür ederim. Herhalde siz de kitabınızı imzalatmak istersiniz. Yok, hayır, lüzum yok. Aa, sıkılmayın canım benim. Sizin yerinize ben imzalatayım. Buna da bir imza rica edeceğim. Hı-hı. Teşekkür ederim. Yeni bir şey yazıyor musunuz? Düşünüyorum. Gördünüz mü? Sıkılacak hiçbir şey yok. Çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık, güle güle. Çalıkuşu! Ne o Çalıkuşu, yoksa hasta mısın? Hayır, bir şeyim yok. Biraz fazla dolaştım, yorulmuşum. Nedir o, yeni bir kitap mı aldın? Ver bakayım, neymiş o, ver ver! Yalvarıyorum ulu tanrım, dinsin bu acı artık, sen yardım et bana, dayanamayacağım. Thank you.
Ben çok yaşamam artık. Senden bir ricam var. Bu defteri al, kimse görmeden Fahri'ye götür. Peki Kenan Bey. Ama çabuk ol. Sonra bu defteri çaldığımızı Filiz bilmesin. İlaçlarınızı buldum, artık inşallah iyi olacaksınız. Bırak onları, otur şuraya da beni dinle. Ben artık çok yaşamam çalık. O ne biçim laf? Sus, beni dinle diyorum. Ben ölürsem Anadolu'ya gideceğini söylüyordum değil mi? Evet ama... Şimdi senden isteğim şu. Gitmeden evvel Ferda Alan'a gidip onlarla görüşeceksin. Bunu benden istemeseniz olmaz mı? Son arzumu yerine getirmeni istiyorum. Halanın evine git, o kadar. İstersen Fahri ile konuşma. Peki. Nasıl isterseniz. Teşekkür ederim. Şimdi piyanoya otur. Benim sizin için bestelediğim parçayı çal bakalım. Ama siz hastayken... Bunun da son arzularımdan olduğunu unutma. Son arzusunu yerine getireyim diye mi bekliyordu? Ama nasıl gidebilirdim o eve? Bu son isteğini nasıl yapabilirdim? Kenan amcanın son isteğini yerine getirmek için evin önüne kadar geldim. Çocukluğum bu evde geçmişti. İlk ve son aşkımı bu evde tatmıştım. Nasıl girerdim bu eve? Tüylerim diken diken oluyordu. Kenan amca, niye istemiştin bunu benden? Hayır, giremezdim bu eve. Ama gene de, ne tuhaf. Aşkımın başladığı o güzel yerlere, ayaklarım kendiliğinden gidiyordu sanki. Fahri'yi ne kadar sevdiğimi biliyordu Kenan amca. Bu asil adam, evlendiğimiz ilk akşamdan itibaren bir koca gibi değil, bir baba gibi davranmıştı bana. O Kenan Bey'in gönderdiği Fahri? Çalıkuş'un hatıra defteri. Bunu okuduktan sonra sana bir borcum olduğunu anladım. Ah! Bu Filiz'e söylediğin yalan için. Bu da bana ettiğin iftiralar için. Yaptıkların için daha fena muamele etmem lazımdı ama... ...ne yazık ki büyüyorsun. En tatlı hatıralarımın geçtiği bu yerlerden bir türlü ayrılamıyorum. Büyülenmiş kalmışım sanki. Fahri ile aramızdaki her şey gözümün önünde bir şerit gibi geçiyordu. Bir istek vardı.
ama buna rağmen onu hiçbir zaman görmeyecektim. Hayır, hayır. Onu göremezdim. Bu imkansızdı. Göremem onu artık, göremem. Her şey bitti. Her şey bitti artık. Bir şey mi söyledin çalık kuşu? Oh, Fahri. Kenan amcanın gönderdiği hatıra defterinden her şeyi öğrendim. Benim de sana Lütfiye'nin yalanları hakkında söyleyeceklerim var. Rüya mı görüyorum? Hayır Filiz. Asıl korkulu rüyaların bu defterindeydi. Onları maziye gömelim.